bu koşu. Şu anda duyabildiğiniz bu tam yerleşim yerlerinin karşısında denk gelen bir nokta. Nasıl yer? Afyon Karahisar'a geldik. Afyon Kalesi tam karşımızda. Böyle bir yer çok güzel arkadaşlar. Evet, Afyon Karahisar Kalesi. Afyon'a geldik arkadaşlar. Konya'dan dönüşte. Böyle. Burada bir park var tam merkezinde. Çok güzel yer böyle. Afyon Karahisar. Böyle bir çarşı yapmışlar. Afyon'un merkezinde. Aktarlar. Böyle yine Pınar. Böyle birçok iş yeri var. Sucuklar. Tatlıcılar. Evet. Zafer Müzesi. Böyle. Bu şekilde havuzlar. Valilik filan. Bu şekilde. Şurada çok güzel bir park yapmışlar. At kestanesi var. O ilaç olarak kullanılıyor. İlaç kullanılıyor. Böyle çok güzel bir park var. Böyle çay içmeye bir mekan yapmışlar. Oraya gireceğiz abilerle. Böyle geziyor. Büyük ağaçlar, at kestaneleri, yurtlar, çam ağaçları, ölenmürler. Böyle Anıt Kafe diye bir yer var. Orası da güzel yapmışlar. Böyle arkadaşlar. Böyle Sofilerle birlikte Konya dönüşü Afyon'a girdik. Afyon'un kaymağını, tatlılarını lokumlarından aldık. İnşallah bakalım. Tadına bakacağız. Şurada karşıda da yöresel ürünlerin şeylerini yapmışlar. Sürmene, ondan sonra Erzurum'un cağ kebabı, Trabzon yöresinin, Beşik Düzü. Şu şekilde tam karşıda. Böyle buranın meydan kısmı. Şurada da bir garantisi var. Böyle geziyoruz. Şu şekilde geziyoruz. Böyle. Bu şekilde. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Afyon'a geldik. Sofiler. Hep beraber böyle geziyoruz. Tarihi yerleri. Çarşıları. İleride tarihi bir cami var. Böyle geziyoruz. Dükkanları komple bir yenilemişler. Evet. Afyon'un kalesi. Evet. Mevlana dönüyor. Bir parka geldik arkadaşlar. Bu şekilde Afyon Karahisar'da parkın içine yapmışlar. Çok güzel. Böyle bir Afyon Karahisar'ın tam kalenin dibine doğru geldik. Böyle tarihi bir cami var. Oraya geziyoruz. Şu şekilde tam köşede. Adeyze Camisi. Evet, caminin içine girdik. Tahta. Her tarafı tahta. Şuraya bakın arkadaşlar. Çok güzel. Böyle. Sizin için paylaşmak istedim. Evet. Şimdi Mevlevi Camisi'ne geldik arkadaşlar. Afyon'da. Bu şekilde bakın. Tabi pazar günü kapalı ama şöyle
büyük bir camaken yapmışlar, oradan çekebiliyoruz. He, girişi açıkmış. Girebiliyoruz değil mi? Bu şekilde açıkmış arkadaşlar. Böyle yerler yapmışlar bakın. Burada sofraları, burada kahve yapanlar. Bu şekilde burada yemek aşure kazanları pişiyor. Burada teneşir taşı demiş. Burada bu şekilde pazarcı, her şeyi böyle şey yapmışlar. Çok güzel. Öyle bir koku var ki arkadaşlar. Bakın. Mevlevi Müzesi. Şurada da büyük Mevlevi Türbesi Camisi var. Böyle devam ediyor. Ablasında çok güzel şey var. Burada da ayrıyette böyle. Bakın. Tekrar bir yer var. Çok güzel yapmışlar. Bakın. Bu şeyden. Keçeden yapmışlar o zaman şeyini, aynı şey. Postişin, yani bu post sahibi. Şehler oturuyor yani burada. Burada da hücresi bu şekilde oturuyor. Burada da semaver. Bu şekilde. Burada da Hatat ustaları duruyormuş. Burada da Hatat ustaları. Burada da bayanların yerleri. Bu şekilde bakın. Böyle. O zamanın eserleri. O zaman neyler? Hem de çalan kişilerin. Kur'anlar, el yazmaları. Şekilde şeyini yapmışlar. Bakın. O zaman aşağıdan gazetede yayınlanan şeylerini yapmışlar. 30 bin kişiye yaklaşmış burayı ziyaretine. Sema törenlerinde. Bakın. Böyle devam ediyor. Burada da müdür ve idare varmış. Bu şekilde. Böyle. Böyle. Camide büyük. Camisi çok büyük. Mevlana Türme Camisi'ymiş. Külliye. Bakın. Bu şekilde böyle. Çok büyük yer. Külliye'de hemen karşı tarafta. Bu şekilde güzel bir cami yapmışlar. Vakit olursa içini de çekeceğim inşallah arkadaşlar. Camisi, şöyle tahta bir kapı vardı. İçeride mübarekler yatıyor. Hem cami hem de onların türbeleri. Bu şekilde bu eski burada. Şeyhler. Türbedarlar, eski türbedarlar. Burada yatıyorlar arkadaşlar. Semahanenin içinde. Burası semaneymiş. Burada arkadaşlar semazenler dönüyorlar tam şu meydanda. Bakın şu elim gösterdiğim yerde. Bu şekilde. En büyük şeyhleri de Hazreti Mevla'nın 7. Batın evladıymış bu da. Mübarek de. Bu mübarek. Bu da 6. Batın Batı Ababuş Balı Çeli Bey'miş. Böyle devam ediyor. Hızır Şah Çelebi Bey, İlyas Şah Bey ve Muğla Manevi Şefi, Mevlevi Şefi'ymiş. Böyle arkada da var hanımları. Bu şekilde çok güzel bir cami ve burada semazenler dönüyor. Çok güzel bir yer. Ruhlarına bir Fatiha Şerif okuyalım inşallah. Amin, amin, amin. Böyle üstte de bir, tekrar bir yerler var. Oradaki
Burayı da bayanlara mı artık ayırmışlar, nasıl bir şey? Böyle de bir yerler var. Kapılar da açılıyor. Yani burası da küçük bir mescit gibi. Kabe'nin figürünü yapmışlar. Böyle bayanlara da ait olabilir. Bu şekilde. Bir şeyler bakmışlar, onlara baktık. Dualardan söyleyeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Dekore etmişler yani. Bakın arkadaşlar. Böyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.